Evet. Bize karşı çok cesur davranıyorlar. İnanamıyorum nasıl böyle bir cesarete bulunabildiklerini. Çok saçma bir maç olacak. Çok rahat kazanacağız. Ya ne kadar kazanacağıma inanmasam da kazanacağımızdan eminim. Arda Göktepe maç önü görüşler. Maç önü. Bu çok kolay bir maç olacak bizim için Yasin Bey. Yasin iki kardeş. Kaç sayı atacaksınız 15'i bugün? 15'i geçebilirlerse. 15'i geçebilirlerse. Birkaç? Geçeceğiz 15. Sen beni yaptın ha? 15'i geçerlerse. Ben tek başıma 30 atarım. Bu maç o görüşe tek başına 30 at. Tek başıma 30 atarım. Tamam, tek başına 30 atsın bakayım. Maç öncesi görüşler Oğuz Durmaz. Abi az önce yazdı yorgunum. Yemeğini yapmak mı dedim, korktu. Hayır dedi. Bahaneler hazır. Oynayamazsın. Yemeğini oynayamazsın. Ne düşündün? Yemeğini oynayamazsın. Oynarım. İddia var buradan. Oynarım ama. Yemeğini oynayamazsın. Oynarım. Her türlü iddiasına varım, sen yemeğini oynayamazsın. Ben ne zaman burada iddialı maç oynasam hiçbirini almalılar. Yine ben aldım. O yüzden almayan, gerek yok. Babalığını yaptın. Kameranın önünde yemin edeceğim. Kameranın önünde gerek yok. Almayan ben burada çok iddialı oynadım. Hiçbirinde benim kazandığım maçlarda iddia çoğunu kazanamadım. Doğru ama. Abi kazanabilirsen ben buradayım. Bak, Yasin iki kardeş olarak şeref sözü veriyorum. Yasin iki kardeşten şeref sözü geldi. Onu almadılar. Kimse almazsa bütün takım alabileceğiniz şeyi oynayalım. Kolay iyiydi. Ben de bunu evet, sakin başlayan bir maç. Bakalım kızışacak mı? Mustafa Yücel'den içeriye bir pas. Erman abi. Mustafa Yücel. Evet. Yine dışarıya çıkan bir top. Sakin bir maç. Oynamaya geldim dedi. Oğuz Bey. Bir fake. Hüsran bir son. Yine ve yine hüsran dolu bir son. Yasin iki kardeşte top güvenli yerde. Yasin iki kardeş zorladı. Son anda bir faul. Bir faul geldi. Evet. Yeniden Yasin iki kardeş. Mükemmel bir pas. Kötü. Cihan, yeni yıldızımız Cihan, Oğuz Durmaz. Bu sefer değil. Koray. Karşı takım ondan çok şey umut ediyor. Oğuz Bey, 7-2'ye getirdiler durumu. Güzel bir üstünlükle başladılar bu maça. Cihan'dan bir sayı daha, 8-2. Olmadı. Erman yıllarını eskilemedi o adam, Mustafa Yücel. İçeriye bir pas denemesi başarılı. Yeniden aldı topu. Bir şut, başarısız. Oğuz Bey top istiyor. Bir faul geldi, yerlerde süründü. Yasin iki kardeş, Mustafa Yücel burada hareketler yapıyor. Biz toptayız. Zorladı içeriği, faulini aldı.
Evet, bir yaralanma mevcut orada. Hemen yakınlaştıralım. Yasin iki kardeşle Burak Tilki arasında gerginlik var şu an. Evet, Tatlı'ya bağlandı. Tatlı. Görmek istediğimiz senaryolar bunlar. Tatlı'ya bağlandı. Oğuz Bey. Bir faul daha geldi. Çok relax bir maç. Gerginlik yok. Streetball'a yakışmayan bir maç diyebiliriz. Bir fake geldi. Ve sayı. Resmen şov yapmaya gelmiş bu adam. Olmadı, bu olmadı. İki yandan ayak oyunları. Bunları çok göreceğiz. Fuck. Yasin iki kardeş evine gider gibi gitti, sayısını buldu. Adam çok rahat. Aydan bir blok. Şap diye indirdi suratına. Şap. Bu işi ben yazdım dedi. Kitabı bende dedi. Thank you.
Koray çok sinirli. İkinci bloğu. Kalite böyle bir şey. Yemek yemek için. Abi, abi.
Cihan. Cihan Oğuz. Oğuz Durmaz. Fıs. Fıs. Yasin iki kardeş de aynı şekeri düştü. Devre arasında bir takviye aldı. Bakalım işe yaramış mı? Heh. Sen iyice kendini deli gibi bir şey ettin ya. Bir üçlük denemesi. Ve üç. Şeye odak yak. Oraya bak, parlıyor amına sayı. Cihan herkesin içinden soktu, çıkardı. Sahaya bir yabancı girdi. Bu adam paslanmıyor. 7'de 6 gidiyor şu an. Eski dosttan düşman olmaz, yapmayın böyle. Cihan. 1-3 daha, resmen fark gitti de açılıyor. 31-36. 36-14. Şimdi kardeşim, bir saat böyle giderse durumumuz birazcık vahim gibi gözüküyor aslında. Evet Özkan, gerçekten öyle. Bir molaya ihtiyaçlar olabilir. Benzer fikirdeyim. Ve daha çok güçlüye. Bakalım fark eriyecek mi? İlerleyen zamanlar bize ne gösterecek? Bu saha bize ne olaylar gösterecek? Çık lan buradan pis zenci. Ben beyazım kardeşim. İnce bir pas ve sayı. Mustafa Yücel yine bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bakalım işe yarayacak mı? Erman. Erman bir fake gösterdi. Maalesef. Evet, Yasin'e bir faul. Mustafa. 3 denemesi. 3 denemesi yakın. Başarısız. Erman ribandı çekti. Yasin'e bir pas. Uzun bir pas. Yasin. Yasin de pas. Erman. Erman. İşte kalite. Kalite bu demek. Özkan, kalite bu demek. Kesinlikle. Şimdi 2014 senesinde baktığımız zaman aslında bu sayıların bir benzerini Yakup Güngör'ün attığını görüyorum. Evet. Cihan cross yaptı, geçti, verse attı. Bir smaç. Bir smaç. Bir steps gördüm ben de. Tam onu diyecektim Özkan. Sözümü kestin. Net bir steps var gibi duruyor. Cihan'a sağ olsun. Bunu Hayt sayfasında etiket olarak paylaşırız. Steps var mıydı, yok muydu? Yorumlarda belirtin. Toplumun bilgilerine inanıyoruz. Toplum bilgedir. Kesinlikle. Türk milleti zekidir. Demokrasi kurtaracak. Steps'ten sonra biraz hareketlendi sanki oyun. Team Brain adına bir şeyler olacak gibi duruyor ama kaçan üçlükler can sıkıyor. Eski delici günlerini hissetti fakat artık eskiler yoktu. Cihan, Cihan bir fake. Ne bir steps gibi durma. 3 adım mı? Tekrardan yorumlara bekliyoruz. Anketlerimize paylaşacağız bunları. Mustafa. Fark gitgide kapalıyor. Ama işte bu kaçan üçlükler can sıkıyor ya. Kesinlikle, kesinlikle. Ama benim hala umudum var. Benim hala umudum var. Kamera çekiyor, kamera çekiyor. Cihan'dan boş bir üçlük. Belki bu biraz moral olur derken ribaund yine. Yine onların elinde. Takımın ismini unuttum. Fark. Koray bir deliciliğini kullanmaya çalıştı fakat yetmedi. Yasin topu aldı. Yasin tekrar aldı. Yasin'den bir üç denemesi. Oğlum hanginiz yapıyor lan onu? Lan piç. Nasıl yapsın oradan? Koray'dan bir sayı daha. Cihan, Oğuz Durmaz, Oğuz Durmaz. Banka, ska, ska. Ne var oğlum? Efendim abi.
Ne var oğlum? Yok abi öyle maçı. Tamam. İkinci rebound dışa çıktı. Koray içeriye delici bir giriş. Pas Burak Filki. Fiska. Pes. Mustafa Yücel yere vurdu topu. Geri aldı. Vurdu. Aldı. Vurdu. Umarım moral olur. Biraz daha çekişmeli bir maç izleriz. Tek amacımız bu. Takım taraf tutmuyoruz. Isındı ısındı. 2018 senesinde Mustafa Yücel böyle sonradan aşırı. 2018'de Mustafa Yücel neydi ya? Neydi? Eski günler. 48 yaşındaydı 2018'de inanılmaz. Vay vay. Zaman geçiyor. Erman'dan bir sayı daha. 23'e ulaştılar. 31 barajını geçerlerse tehlikeli diye düşünüyorum. 31 baraj. Evet. Yasin devreye yeniden giriyor. Deliksizler ard arda. Artık zamanı gelmedi mi Yasin he? Oynasana lan. Allah voleybola döndü oyun. Erman. Erman top aldı. Iska. Fes. Burak Tilki pas açacak arkadaşlarına bakıyor derken Koray'ı gördü. Koray sağdan delici bir giriş. Iska. Arda Göktepe. Mustafa Yücel. Oradan da bir deneyeceğim dedi. Yakın. Maalesef. Onun yeri değil. Onun yeri değil. Var. Her şeyin yeri ve zamanı var. 18 Özkan. Senesinde onun yeriydi. Uzaklardan bir şut denemesi. Karavana. Burak Tilki ribandı çekiyor. Gerçekten bugün ayrı bir seviyede oynuyor ya. Oğuz Çilen Durmaz'dan komedi gibi bir şut amına koyayım. Ya sorma ya birader ya. Günlüğü 10 liraya kameraman oldum ama. Mustafa Yücel, crosslar. Yasin iki kardeş. Adımlamasını yaptı. Karavana. Bir faul sanırım görüyorum evet. Faul. Mustafa Yücel hızlı bir giriş yaptı. 27. Dediğim gibi 31 barajı herkesi her şeyi değiştirebilir Özkan. Aynı fikirdeyim. Özellikle Mustafa Yücel gibi adam 31 barajından sonra. Sever. Tabii. Sever. Tabii. Erman topu kaptı fakat bir faul geldi. Garip bir faul. Mustafa Yücel. Erman resmen çabaladı. Farkı eritti tek başına olmasa da takım halinde. Brain, Team Brain. Yasin iki kardeş. Biraz sinirli. Biraz sinirli gördüm Yasin iki kardeşi. Buna ne yapıyorsun oğlum ya? Sanırım 48-29 şu an oyun. Ya da 38 olabilir. Tam duyamadım orayı. Koray. O neymiş? Ska. Borç mesajı geldi hoca. Allah. Cihan oyun kurucu konumunda onu gerçekten çok istediler. Oğuz Durmaz, Koray. Çok kötü bir şut. Resmen kafamıza gelebilirdi, kamera kırılabilirdi. Steps gibi gördüm ama. Yine topluma bırakıyoruz, yine topluma bırakıyoruz. Toplumun ilgilerini görüyoruz, toplum gerçekten. Koray'dan bir fake, içeri giriş ve sayı. Koray resmen bugün normalin üstünde gördüm ben Koray'ı. Çok kötü bir pas geldi. Ben bunları konuşurken Oğuz Durmaz şaşırtmadı. 31 barajını geçebilecekler mi? Özkan ne düşünüyorsun? Yakınlaşıyoruz, yakınlaşıyorlar. Gurur duyuyorum şahsen. ...44-30 fark 14'e kadar indi. Devre arasında yanılmıyorsam 17'ydi fark. 3 sayı indirebilmiş Team Brain. Erman ribandı aldı. Arda Göktepe. Erman, Mustafa Yücel. Fake'ini verdi. Fake'ine cevap aldı. Dışarıya pas. Yasin iki kardeş. Şiir gibi oyun. Fakat sonlandıramadı. Mustafa Yücel'in oyun kazanması için son bir sayısını kaldırmış. Mükemmel bir pas geldi fakat değerlendiremediler. Can sağlığı. Can sağlığı. Daltonlar geldi. Wow. Oğlum çatralı. Mustafa Yücel. Ve 31. Erman'dan evet 31 barajına ulaştık. 44-31. 45-31. Yakın, yakın. Yani
Hadi. Şimdi. Hadi. Ay yine bana karanlık geceler. Sayı. Pas. Şut. Biraz sinirli, biraz gerginlik var. Ama ağzı bozma. Papatya çayı tavsiye ediyorum. Ay, Hayş Park'a yakışmadı bu ağız bozma. Kesinlikle, haklısın. Kesinlikle. Hayş Park gibi kültürlü bir topluluğu. Hayş. Hayş. Bir faal. Enteresan. Yıpratıcı faaller bunlar Özkan. Yormaya yönelik. Adam yormaya yönelik. Evet, bir şut daha isabetsiz. Arda ribaundu aldı. Mustafa Yücel tekrardan topa sahip oldu. Boşluğu gördü ve sayıyı buldu. Oray sinirlendi. Bir takım ahlaksız sözler duyduk. Mustafa Yücel bir üçlük gelmedi. Koray topu elinde buldu. Koray bir şut denedi. Kötü, kötü bir şut. Arda Göktepe. Mükemmel bir sayı. Yasin. Her zaman Yasin, Yasin. Ah be. Kalp verdi, kalp verdi. Olur öyle arada. Vahşi gördün mü? Yere geldi, elini sildi amına. Tekrardan. Evet. Bu görüntüler güzel görüntüler. Ha, kameraman azmış. Cihan. Patlayacağı. Cihan. Cihan delici hareketler fakat sayı bulamadı. Tekrardan ribandına sahip oldu. Evet. Ve sayı. 45-34 diye bir bildirim geldi. Fark 11. Yakınlaşıyoruz, yakınlaşıyoruz. Hatırlarsın. Fenerbahçe CSKA Moskova maçını. Tek çeyrekli 15 sayıdan gelmiştik. Kazanamamıştık ama gelmiştik. Kesinlikle. Tim Bey'in acaba öyle bir şey yapabilecek mi? Mustafa Yücel. Bir blok geldi. Pas Erman. Keskin bir pas. Yasin ribaundu aldı. Pasını Mustafa verdi. Mustafa Yücel'den bir pas daha Erman. İşte sayı. Çok güzel bir set. Çalışılmış olmalı. Kesinlikle. Koordinasyon hoşuma gitti. Bir ayakla müdahale gördüm sanki hocam orada. Ayak? Ayak. Topluluğa bırakıyorum. 36.5 sanırım. Topluluğa bırakıyorum. Şimdi bu beyefendinin ayağı. Nerede o beyefendi? Hemen zoom alabilir miyiz ayakları? Evet. Hücum Tim Rain'de. Yasin iki kardeş bakalım doğru kararları verebilecek mi? Oğuz Durmaz mükemmel bir top çalışı resmen pençesini soktu oraya. Güzel bir blok geldi. Güzel bir blok geldi. Arda Göktepe tekrardan aldı Mustafa Yücel. Arda Göktepe Mustafa Yücel bir mükemmel bir paslaşma. Ah be. Top ıslak. Havlu yok mu la? Arda Göktepe ben de varım mı siktiğimin işine dedi. You fucking bitch. Bir tane daha mı geliyor? Mi? İşte bu kesinlikle kadar ikincisi. 3. İşte resmen bu kadar. Resmen ipten aldı takımı. 4 mü? Eyuh artık. Top kaydı olur öyle. 6 sayı resmen havadan gelen bir 6 sayı. Sizce Arda Bey bu oyuna döndürecek mi? Umuyorum ki oyuna döndürür ve çekişmeli bir maç izleriz. Son dakikalar biliyorsun kritik oluyor. Kesinlikle Fenerbahçe mükemmel bir pas ve sayı. Aynı şekilde gerçekleşiyor. Mustafa Yücel. Arda Göktepe kaldığı yerden. Bir dakika şimdi 4 tane. Yasin iki kardeş. Evet. Mustafa Yücel. Yakın. 5. mi? Yakın. Tüm takım ona bel bağladı. Evet, onu çok iyi söyledin. Takım ona bel bağladı. Mustafa Yücel'in kritik hamlesini gördün orada. Kesinlikle. Keskin bir pas. Ve güzel bir sayı. Bravo. Tebrik ediyorum. Ve eşitlik yakalandı. Wow. 45'er. 45-45 mükemmel bir oyun izleyeceğiz. Bundan sonrası gerçekten bizim için çok keyifli. Atlamış mısırlarımız hazır mı? Değil. Olsun. Can sağlığı, can sağlığı, can sağlığı. Yaptırıp geliyorum. Yasin iki kardeşten artık giremedi oyuna bir türlü.
Bakalım bu geri dönüşe bir reaksiyon gelecek mi? Koray'dan ilk reaksiyon geldi. 46-45'e geldi oyun. Eşitlik bozuldu. Kimin üstün olduğunu hatırlattı. Bir sayı denemesi daha geldi. Cihan'a bir pas. Cihan'dan şık bir dönüş. Resmen klaslığını konuşturdu. Wow. Koray'dan bir atış. Başarısız. Arda Göktepe. Ah be. Ya, içinden döndü. Yakındı, yakındı. Yasin iki kardeş. Yok bakayım bir. Tamam. Deniz daha. Arkaya doğru bodo sahibi ve güzel bir pas. Asist olur mu? Asist olur mu? İşte, başka ne olacak işte. Dike? Başka ne olacak Dike? Mustafa. Yakın. Top sevmedi onları. Bir şut denemesi daha. İşte bu. 48-47. Takış takımda bir tartışma çıktı. Kesinlikle iç karışıklıklar. Acaba maça nasıl yön verecek? Aslında saçma sapan bir deneme. Resmen yakışmadı diyebilirim. Koray. Koray bu savaştan galip çıkan kim olacak? 48-48. Top Cihan'da. Maç öncesi görüşlerinde inanmadığını belirtmişti Cihan. Biraz inançlandı sanırım. Oo, bir steps gördüm sanki geldi. Ama. Oğuz Durmaz olaya müdahale edebilecek mi derken Koray. Çok kötü. Kaçta bitiyor? 61'de bitiyor Özkan. 61 iyi. Üçlük. Topun ıslak olduğunu belirtmişti biraz önce Mustafa Yücel. Belki o yüzden topun kayıp çıkma ihtimali var ama bilemiyorum yani. Olabilir, olabilir, olabilir. Siktir lan. Yapın çekim. Şey zence yapıyorlar ya. İndirin şunu amına koyacağım şimdi. Topu verirken bir yavaşlık yaptılar. Bu da gerginliğe sebep olabilir. Erman topu aldı. Adeta bir bilge gibi. Fake'ini verdi. Yasin iki kardeşe teslim etti. Yasin iki kardeş. Aslında attı Arda. Resmen yıldızı takımın. Bu sefer olmadı. Not this time bro. Bir dakika attı. Dört tane sayı. Dört tane üçlük. Sekiz tane sayı. Takdire şayan. Oğuz Durmaz bu işi bırakmayacağını söyledi resmen. Şutlarıyla bunları anlattı. Son 10 sayı. 11. Lan Yasin iki kardeş siktin takımı. Tahminlerimce son 10-20 dakikaya girerken Tim Brain'in atması gereken 12 sayıya karşılık rakibin 10 sayı bulması gerekiyor. Bakalım nasıl bir senaryo izleyeceğiz. Fark 2. Arda Göktepe topa elini aldı. Yasin iki kardeş. Kötü. Koray'ın ince bir müdahalesi var orada. O da fıs olmadığını belirtti. Bir şut. İsabetsiz. Erman ribandı topladı Arda Göktepe. Arda Göktepe'den Yasin'e. Yasin. Buradayım dedi. 51-51. Tekrardan eşitlik var. Uzatma yok dendi. Yine Koray'ın müdahalesi. Aynı senaryonun aynısını. Arda. Arda Göktepe bu sefer olmadı. Erman pas atmadı. Erman Mustafa Yücel bomboş. Olmadı. Press. Top ıslak. Yer kaygan. Ama bunlar bir bahane olabilecek mi? Cihan topu aldı. Cihan dışarıya pasını çıkardı. Oğuz Durmaz bomboş Koray'a attı. Koray içeriye girecek. Pasını verdi. Burak Tilki. Kötü bir şut. Cihan ribandını topladı. Cihan hala o boşlukta ve kaybetti topu. Arda Göktepe topu aldı. Mustafa Yücel derken bir faul sanırım tartışılıyor ama yok. Mustafa Yücel, Arda Göktepe. Arda Göktepe yine olmadı. Arda attığı şutlardan sonra gerçekten kötüleşti. Biraz yoruldu sanırsam. Mola vermesi gerekiyor. Hayatı bu kadar olur. Bir mola alması lazım. İki tarafında birer mola hakkı hala duruyor. Acil niye kullanmıyorlar?
İşte anla. Anla. Anlayana. İşte niye? Niye? Koray topu aldı. Koray pot altında. Takım arkadaşlarını arıyor. Burak Tilki'yi gördü. Burak Tilki. İlk yarıdaki halinden eser yok. Koray delici bir şekilde gitti ve sayısını buldu. 52-51. Bir sayı fark. Resmen peşlerinden gidiyorlar. 53 oldu. Yasin savunma yapmalarını istiyor ama yorgunlar. Oğuz Şilen Durmaz. Burak Tilki bir sayı daha attı. Fark 3. Bu kadar olmaz olsun. Oraya attı. Bu şut can yakabilir. Girmedi. Burak Tilki. Senden öğrendim ama sana satacağım bu basketbol dedi. Koray pasını attı Cihan'a. Cihan pot altında üstün konumda. Cihan atamadı. Yasin iki kardeş hücumu için topu getirdi. Yarı sahadan kuracak hücumunu. Mükemmel bir pas. Bak içe düştü. Basket bir de faul. Çok sert bir faul geldi. Çok sert yani. Oğuz Durmaz. Bilemiyorum. Son zamanların en iyi maç sonlarından birini yaşıyoruz. Yasin iki kardeş. Topu taşıdı. Bir şut denemesi ve sayı. 54-53. Öne geçmek için bir şut. Airball. Okey. Moladan döndük. 54-53. Team Rain 53. Diğer takım 54. 61 olan kazanacak. Beypazarı. Mustafa Yücel. Yasin iki kardeş. Acaba maçı bitirebilecek mi? Bir şut denemesi ve başarılı. 54'er. İki tarafın atması gereken 7 sayı. Yasin iki kardeş. Çok kötü bir şut denemesi. Bu şutu arayabilirler. Koray topu aldı. Erman'ı geçemedi. Tekrardan denedi. Yasin. Yasin'in müdahalesi top dışarıda. Yasin, Mustafa abi, Arda Göktepe. Bir de Erman abi. Erman topu aldı. Yasin'e attı. Yasin'den Arda Göktepe'ye. Arda Göktepe top potayı bir kesti, atmadı. Yasin iki kardeşe geri döndü. Yasin. Yasin Arda'ya attı. Arda Mustafa Yücel'i arıyor. 4. Dışarıya. Sikerim şöyle müdahaleler yapma oradan. Nüansları aktarma bize. Yemez oğlum takıya söyler miyim? Sağlık kanka. Buraları deldiriyoruz. Koray atmadı. Neden atmadığını çözemedim galiba. Korktu. Koray pas attı. Oğuz pas geldi. Cihan'a. Cihan pot alt üstünlüğünü kullanmak istiyor. Yasin elini soktu. Erman derken Koray dışarıda. Bir şut denemesi. Blok geldi Mustafa Yücel'den. Tekrardan Koray'da top. Koray. Burak Tilki denedi. Odu bile kaçırdı. Erman topu aldı. Arda Göktepe. Mustafa Yücel bomboş yakaladı. Maalesef. Sayı gelmiyor. Yasin iki kardeş. Potayı delemedi. Bir faul geldi sanırım orada. Oyun uzayacak gibi. Ben diyorum ki Oğuz abi ve Yasin arasında bir gerginlik çıkacak. Böyle bir hissettim. Koray'la Burak Tilki arasında da aynı bir gerginlik yaşandı Samet. Keşke burada olsaydı. Kaos seviyorum ya. Yasin aldı. Arda çok büyük bir şans. Arda o ne? Tekrardan aldılar topu. Top kaygan anladığım kadarıyla. Şaşırdık mı? Yasin iki kardeş kopar maçı. Arkasından geçin lan. Sanırsam 54'er. Hala bir sayı bulamadı iki tarafta. Pas geldi Erman derken Arda Göktepe 55'e çıkardı. Yasin'in iki kardeşi ve sayı. Potanın da yardımıyla. 57-54 fark 3 sayı. Atılması gereken 4 sayı daha var. Her şey hiçbir şey bitmiş değil. Arda Göktepe bir üçlük denemesi olmadı. Mustafa Yücel, Yasin iki kardeş bir tane daha denedi. Yakın. Potayı yaladı çıktı. Cihan. Koray topu aldı. Mustafa Yücel'in maskesi var. Koray oyun kuracak. Bir pik geldi Oğuz Şilen Durmaz'dan. Koray potayı zorladı. Ve sayı bulunamadı. Mustafa Yücel son bir müdahale bekliyoruz ondan. Arda Göktepe maçı koparabilecek mi? Maalesef. Erman ribaundu aldı attı. Koray yerde. Sanırım bir sağlık problemi var. Kanka ayağım.
Baştan önce ayağının sakat olduğunu belirtmişti Samet. Belki onunla bir rahatsız olabilir. Sanırım mola alındı. Sen yap Biz kasıtlı faal yapacağız. Gerek yok ki sen kasıtlı faal yapmanı alıyorum ben topu. Bizim adı Ramayın dayım olsun. Karabeyi şey. Teknikleri de Oğuz abi. Maçı bıraktı. Son 5 tane maçı bıraktı. Tam gelmeyen. Şuradaki faal mi oluyor? Ne pas tehlikesi savunma yapıyor, ne şut atıyor, ne turnuvayı da atıyor. Oğuz abi niye kaybettiniz? Sakat oynuyorum ya, ayağım sakat sakat oynuyorum ya. Orayı söyleyeyim, ben bizden kaybettim. Ayağım sakat sakat oynuyorum ya. Sakat sakat var ya. Orayı mükemmel ayak böyle yaptı. Berbat. Şeyde varsa yani. Sadece bir şey yok Burak, niye utanıyorsun ki? Kazanmak da var, kaybetmek de var oğlum. Mustafa abi, Burak. Onlar seni alıyor mu? Hayır asla, asla öyle bir şey yapma. Kendi kendine adamın takımına gidin. Ayrıca bize bizle maç istiyor adam. Ben hep takımı Mustafa kuruyor. Böyle bir şey var mı? Ben ilk defa gördüm. Söylemiyorsun. Abi, şey. Emre abi de aynı şey söyledi. Emre abi de aynı şey söyledi. Bu nasıl işledi ya? Mustafa abi. Ne iş valla güzel. Erken bitmesini ilk kere oynamadık. Yani ona rağmen yine gelendi ya, anlamadım. İlk kere oynamadım. Cihan garibim, yazık ya. Oy Oğuz abi. Ya sen bunlar burada gizli bir şey konuşuyor. Oğuz abi. Sen niye bizi çekiyorsun? Oğuz abi. Evet, sen oraya geldi duydun mu? Biz oyuna küsmesek denerdik de Oğuz abi yüzünden oyuna küsmesek. Niye küsün? Çok kötüydü. At, bir ara sinirlendin, kendi topunu kendin kullandın hakkın değil mi? Bilesiyordum o maçta.